Evet değerli arkadaşlar, merhabalar. İslam tarihi konumuzun devamı olan Hz. Muhammed döneminde yapılan savaşları inceleyeceğiz. Daha önce Peygamber Efendimizin hayatını, Arabistan Yarımadası'nın durumunu sınıfta anlatmıştık arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz ki 610 yılında Peygamber Efendimiz'e vahyin gelmesi 40 yaşındayken bu olmuştu Hira mağarasında. İlk emri oku emriydi. Hz. Muhammed Peygamberimiz aynı zamanda da burada Allah tarafından peygamberlik vazifelendirildiğini biliyoruz. Ona ilk inananlar kimlerdi? Hazreti Hatice, işte Hazreti Ali, Hazreti Ebubekir, Hazreti Zeyd yani kölesi, azatlı kölesi. Peki hocam, İslam dinine inananların hızla çoğaldığını görmüş müydü? Evet. Mekkeli müşrikler çok ağır baskı ve işkenceler yapmışlar mıydı? Evet. Şimdi burada önemli bir dipnotumuz vardı. Dünyanın her bölgesinde bu şekilde yeni yayılan dinler büyük tepkilerle karşılanmıştır. Ve yani büyük tepkiler çekmiştir. Üzerine şimşekleri çekmiştir. Bu durum toplumların alışkanlıklarını değiştirmenin zor olduğunu da gösteriyor. Düşünsenize, Mekke'de zaten sistem kurulmuş. Putperestlik, başka inançlar da var. Musevilik, Hristiyanlık gibi daha önce bahsetmiştik. Şimdi burada da böyle olayların olduğunu görüyorsunuz. Peki bu ağır baskı ve şiddetten dolayı ne yaptı Peygamber Efendimiz? Hicret yaptı. İlk hicret biliyorsunuz Habeşistan'aydı. Peygamber Efendimiz'in katılmadığı bir hicretti. Daha sonra nereye katılacak hocam Peygamber Efendimiz? Birinci ve ikinci Akabe biatlarıyla beraber Medine'ye, yani asıl hicret Medine'ye olmuştur. Yani hani 615 yılında Habeşistan'a gidilmişti. Orada Habeş kralı Müslümanları yanına almıştı. Mekkeli müşriklere vermemişti. Hatırlayınız. Değil mi arkadaşlar? Tamam. Bu Mekke'de kalan Müslümanlar baskı daha da artınca arkadaşlar Habeşistan'a gidenler tabi gitti. Ama daha Mekke'de inananlar var. Bunlara da daha fazla baskı artınca ne olacak? 3 yıl boyunca arkadaşlar bu baskı devam edecek. Yani 617, 618 değil mi? 616 da var. Peki 619 yılında Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed yani amcası Ebu Talib'in ardından eşi Hazreti Hatice de vefat etti. Yani bundan dolayı da bu yıla da hüzün yılı demiştik. Hatırlarsanız 619 yılına. Şimdi 621 yılına baktığımız zaman arkadaşlar Medine'den gelen bir grup var ve bu grup Peygamber Efendimiz'le görüşmek istiyor. Ona bağlı olacaklarına dair sözlerde bulunuyorlar. Peygamber Efendimiz'e gelme sebepleri aslında şu. Ticaret Mekke'de sekteye uğradı. Bunlar ticareti Medine'ye alacaklar. Yani bu Medine'den gelen insanların durumu bu şekildeydi. Ama Peygamber Efendimiz bunlara çadırında yani Akabe denilen yerde çardak gibi bir yer burası arkadaşlar. Burada onlara İslam'ı tebliğ etti. Bunlar gerçekten hoşuna gitti bu. Ve bunu kendi Medine'deki halklarına da söylediler. Tamam. Daha sonra peygamberlik vasıtasının işte Peygamber Efendimiz'de olduğunu bilinmesiyle beraber o Medine'den gelen bazı insanlar Akabe biat yapmışlardı hatırlarsanız. Evet, bu da tamam. Peki hocam, birinci Akabe biatları, ikinci Akabe biatları yapıldı. Evs ve Hazreç kabilelerinin davetini kabul eden Hz. Muhammed Peygamberimiz Mekkeli Müslümanları Medine'ye gönderdi. 622 Hicret, tamam. Yani hicretten önce Akabe biatlarının olduğunu bileceğiz. Bunlardan anlatmıştık. Peki, hicretin sonuçlarında ne oldu hocam? Şöyle söyleyeyim. Muhacir ve Ensar denilen bir kardeşlik ortaya çıktı. Biliyorsunuz Mekke'den Medine'ye gidenlere muhacir, Medine'nin kendi halkına ise Ensar deniliyordu. Tamam. Bu oldu. Peki Hz. Muhammed Medine'de yaşayan Yahudilerle yani orada yaşayan bir grup vardı. Beni Kureyze, Beni Kaynuka, Beni Nadir kabileleri vardı. Bunlarla da bir vatandaşlık anlaşması yapmıştı. O da güzel. Hz. Muhammed Medine'de tüm sorunları ve kan davalarını bu arada çözmüştü. Medine'ye geldiklerinde tamam. Bu da onların bir devlet başkanı gibi olduğunun göstergesiydi. Yani Peygamber Efendimiz burada bir devlet başkanı gibi hareket ediyor, değil mi arkadaşlar? Tamam. Peki arkadaşlar, biz Medine'ye geldik. Peygamber Efendimiz burada işte eğitim öğretime önem veriyor. Yönetim dairesine karışıyor. Bütün devlet işlerini kendi üzerine alıyor. Bu arada Peygamber Efendimizin burada İslamiyet'i yayma düşüncesi devam ediyor.
ve bu şekilde İslamiyet çok rahat bir alanda yayılma gösteriyor. Bu kimi rahatsız ediyor? Medine'de bulunan Yahudileri ve Mekke'de bulunan müşrikleri rahatsız ediyor arkadaşlar. Bedir Savaşı'na bakalım. Bedir Savaşı daha önce de anlattığımız gibi bazı sebepler oluştu. Müslümanlar Medine'ye gelince burada çok fazla güçlenmeye başlayınca Mekkeli müşrikler bunu hazmedemedi. Ve içerideki Yahudiler de Mekkelilerle işbirliği yaptı arkadaşlar. Normalde vatandaşlık anlaşmasına göre yani Medine şehir sözleşmesine göre bize düşmanca hareket edemeyeceklerdi. Bir sorun olursa bize danışacaklardı. Ama Yahudiler bunu bozuyorlar hocam. Peki Bedir Savaşı'nda sebepler ne? Müslümanların Mekke'deki malları yağmalanmıştı. Hatırlayın arkadaşlar. Buna karşılık Şam'a gelen müşrik kervanları yani Mekkeli müşriklerin kervanında Müslümanlarca ele geçirildi. Bakın arkadaşlar Müslümanlar burada intikam alıyor. Peki bunun sonucunda da Mekkeli müşrikler büyük bir ordu oluşturup yani arkadaşlar şöyle söyleyelim. 900 kişilik bir orduya arkadaşlar üstümüze geliyorlar. Müslümanlardayız arkadaşlar 300 kişilik bir ordumuz var. Bu savaşta bile arkadaşlar 300 kişilik ordu 900 kişilik orduyu yenmiştir. Müslümanların kazandığı ilk zafer olacak bu. Bu savaşta ganimetler arkadaşlar askerlere daha fazla verilecek. Şöyle söyleyeyim. 1 bölü 5 arkadaşlar. 1 bölü 5 arkadaşlar yani 5'te 1'i hazinenin 5'te 1'i Beytül Mal'a bırakılacak arkadaşlar. Peki hocam diğeri ne olacak? Bakın şöyle söyleyeyim. Bunun 5'te 4'ü arkadaşlar o da askerlere yani savaşanlara verilecek. Peki hocam burada ilk defa İslam savaş hukuku oluştuğunu görüyor muyuz? Evet. Bakın bu bir savaş hukuku olduğunun göstergesi. Aynı zamanda burada hukuktan bahsederken ayetler geliyor. Savaşta acizlere karışmayın, savunmasız insanlara karışmayın, hayvanlara zarar vermeyin, masum ve savunmasız insanları öldürmeyin diye arkadaşlar. Neler oluyor? Hukukumuz oluşuyor. Bir de arkadaşlar biliyorsunuz esir düşen Mekkelilerin zengin olanlarından fidye alınacak ve diğerleri ise her 10 kişiye okuma yazma karşılığında ne yapacaktık arkadaşlar? Bunları serbest bırakacaktık. Yani esir ettiğimiz kişiyi görüyor musunuz? Okuma yazma karşılığında serbest bırakıyoruz. Zaten bunlar birçoğu Müslüman oluyor ama gizli Müslüman oluyor. Saklıyorlar. Bunlar Mekke'ye gittiklerinde düşünüyorlar. Ya şuna bak adamlar bizi serbest bıraktı diyorlar. O zaman Bedir Savaşı hakikaten de hem arkadaşlar gönülleri kazandığımız bir savaş hem de arkadaşlar siyasi olarak zafer elde ettiğimiz bir savaş olmuş oldu. Bu savaş Bedir kuyuları etrafında olduğu için arkadaşlar bu savaşa ne diyorlar arkadaşım? Bedir Savaşı diyorlar. İkinci savaşımız arkadaşlar ona bakalım. Uhud Savaşı. Şimdi Uhud Savaşımızda bir yıl sonra hemen 625 yılında başlıyor. Peki hocam Uhud Savaşı'nın sebepleri ne? Mekkeli müşriklerin Bedir Savaşı'nın öcünü almak istemesi. Sadece bu mu? Bakalım arkadaşlar. Bu sefer yine içerideki Medine'de bulunan Yahudiler de tekrardan Mekkelilerle kontak kuruyorlar. Ve yine bize karşı kışkırtmada bulunuyorlar. Şimdi burada ise 3000 kişilik bir ordu var arkadaşlar. Peygamber Efendimiz de 700 kişilik bir ordu hazırlayabiliyor. Yani burada da arkadaşlar sayı 3000'e 700 oranında. Ya bu sayılar tam olmamakla beraber yaklaşık rakamlar olarak bilginiz olsun. Peki hocam, burada Peygamber Efendimiz 50 okçuyu Uhud tepesine yerleştirmişti. Ve dedi ki ne onlara hiçbir zaman bu tepeden ayrılmayacaksınız arkadaşlar. Bu 50 okçu arkadaşlar savaş esnasında bazı unsurlara karşı yani savaşı biz kazanıyormuşuz gibisin arkadaşlar ne yaptı? Aşağı inmeye başlayacaklar. Yalnız burada iki rivayet var. Birisi hile de olabilir. Bir de ganimet hırsı da olabilir. Peygamber Efendimiz Uhud tepesindeki 50 okçuya şunu söyledi. Ne olursa olsun aşağı inmeyeceksiniz. Yani bizi korunmamızı siz sağlayacaksınız dedi. Peygamber Efendimiz bu savaşta arkadaşlar biliyorsunuz yaralandı. Bu savaşta arkadaşlar Hazreti Hamza işte şehit edilecek biliyorsunuz. Çünkü Bedir Savaşı'nda Hazreti Hamza kimi arkadaşlar öldürmüştü? Ebu Sufyan'ı yani Ebu Cehil'i öldürmüştü.
Biliyorsunuz bakın Bedir Savaşı'nda Ebu Cehil ölmüştü. Tamam, hatırlayın. Şimdi Ebu Cehil'in intikamını almak isteyenler Uhud Savaşı'nda üstümüze geliyorlar. Ve bu savaşta arkadaşlar maalesef Hazreti Hamza, Peygamber Efendimiz'i koruyan kişi aynı zamanda şehit edilecek. Peygamber Efendimiz dişinden yara alacak Uhud Savaşı'nda. Sebebi ne peki hocam? Bu, yani neden böyle oldu? Şundan dolayı Mekkeli müşrikler savaşı kaybettikleri gibi sahte bir geri çekilme yaptılar arkadaşlar. Ve Müslümanlar da özellikle tepedeki okçular zafer kazandık diye ganimet hırsıyla aşağı indiler. Bir diğer sebebi şu, rivayette söylendiği, yukarıdaki okçular Peygamber Efendimizin öldüğü haberini aldı. Bu yüzden aşağı indi diye de söyleniyor bazı kaynaklarda. İki türlü görüş var. Bunu ikisini de bilmenizi istiyorum. Peki ne oldu hocam sonuçta? Bu müşrikler tepenin arkasından dolanıp Müslümanlara tekrardan saldıracaklar. İşte arkadaşlar Uhud Savaşı'nda yenilgi alsak da yine de berabere bir sonuç var. Mekkeli müşrikler savaşı terk edecekler. Ve bu savaşta arkadaşlar tam bizim 72 tane şehidimiz olacak. Yine müşrikler tam bir zafer elde edemeden geri çekilecekler. O zaman Uhud Savaşı bizim için tam bir yenilgi sayılmıyor. Anladınız mı? Ama bizim için kötü sonuçları oldu. Bir kere Peygamber Efendimizin lafının dinlenmesi gerektiği, Peygamber Efendimizin sözlerine rivayet edilmesi gerektiği burada artık tamamen oturuyor. Peki Müslümanlar bu savaşta ilk ve son defa Mekkelilere yenildi. Bir daha da yenilmeyecek arkadaşlar. Yani ilk ve son kez yenildik onlara karşı. Şimdi burada da Beni Nadir Yahudileri Medine'den kovulacak. Hocam işte Bedir'de Beni Kureyze, Uhud'da Beni Nadir. Şimdi Hendek Savaşı'na bakacağız. Şimdi Mekkeliler hakikaten çok sıkıntı yaşamaya başlıyor. Çünkü Müslümanlar gittikçe hızlı bir şekilde büyüyorlar. Yayılıyor Müslümanlık. Yine Müslümanlar parasal yönden Şam ticaret yolunda. Yani hocam şöyle bir şey çizeyim ben size. Şam tepede Şam, aşağıda Medine var. Medine, biraz daha aşağıda da Mekke var. Yani bakın Şam ticaret yolu üzerinde kim var? Medine. Yani bu Mekkelilerin ticaretlerine zarar veriyor. Ve buradaki Müslümanların Mekkeliler tarafından yok edilmesi lazım. İşte Mekkelilerin en büyük sıkıntı çekmesi ticari yönlendir. Yani ekonomik zaafa uğruyorlar arkadaşlar. Hendek Savaşı'na bakalım arkadaşlar. Şimdi burada müşrikler Müslümanlara iyi bir darbe vurmak için büyük bir ordu ile saldırıya geçti. Tabi burada gene Yahudilerin kışıkması var arkadaşlar. Onu söyleyelim. Bu sefer 10 bin kişiyle Mekke'ye yönelecekler. Yani bakın arkadaşlar 10 bin kişi. Bu 10 bin kişi arkadaşlar gerçekten çok büyük bir ordu. Peki bu savaşta etkili olan bir diğer neden de Hayber ve Medine Yahudilerinin Mekkelilerin Müslümanlara karşı kışkırtmasıydı. Evet. Peki hocam. Bizim kovduğumuz bütün o Yahudiler nereye gitmişler hocam? Hayber'e. Evet. Hayber. İleride Hazreti Ali burayı alacak arkadaşlar. Göreceksiniz. Yine Salman-ı Farisi adlı bir İranlı Müslümanın önerisiyle şehrin çöle bakan kısmına hendek kazılacak. Peygamber Efendimiz'e bu şekilde söylüyor. Selman-ı Farisi, İranlı bir adam bu. İranlı bir Müslüman. Her yönüyle savunma savaşı olacak. Sonuç, İranlı Selman-ı Farisi hendek kazma fikriyle müşrikler başarısız oldu. Müşrikler savunmada, Müslümanlar ise taarruza geçmiş bulundular. Bu savaştan sonra arkadaşlar, yani 627 Hendek Savaşı'ndan sonra artık Müslümanlar atağa kalkacaklar. Peki hocam Hendek Savaşı'ndan ne oldu? 6 ay 7 ay boyunca arkadaşlar böyle bir hendek kazıldı, çukur kazıldı. O çukuru askerler geçemedi. Bu da Mekkelilerin arkadaşlar şu fikrin oluşmasına sebep oldu. Biz Müslümanlarla uğraşamayız. Yani Müslümanların burada gücü önemli ölçüde arkadaşlar etkinliğini göstermeye başlıyor Hendek Savaşı'nda. Bakın iki taraf da birbirine karşı üstünlük sağlayamadı. Ama bu Müslümanların zaferi olarak nitelendiriliyor. Tamam mıyız? Şimdi burada bu savaşın en önemli sebeplerini söyleyelim. Bu savaşta Mekkeliler savunmaya geçerken Müslümanlar taarruza geçti demiştik. Mekkelilere yardım eden Yahudiler Medine'den kovuldu. Bu sefer tamamen yani Medine'de artık Yahudi kalmayacak. Bakın Bedir Savaşı'na kovulmuştu. Uhud Savaşı'na kovuldu.
Hendek Savaşı'nda da kovuldu. Artık Yahudiler yok. Peki bütün Yahudiler nereye gidiyor hocam? Hayber'e gidecekler. İleride de Hazreti Ali burayı almak için arkadaşlar Peygamber Efendimiz'den izin isteyecek. Şimdi İslamiyet'in yayılması burada hızlanmaya başlıyor mu? Evet, hızlanıyor. Arkadaşlar şimdi şuraya bakalım, notumuza bakalım. Destek notlarımız bizim çok önemli bu. Bedir, Uhud, Hendek savaşlarında Medine vesikasına uymayan Beni Nadir, Beni Kureyze, Beni Kaynuka Yahudileri Medine'den çıkartıldı. Peki hocam bu önemli mi? Evet. Çünkü bu Yahudilerle biz Medine şehir sözleşmesi yapmıştık. Ve bu sözleşmeye uymadılar arkadaşlar. Bu yüzden kovuyoruz. Yani durduk yere kovmuyoruz. Şimdi bu savaşlardan sonra arkadaşlar biliyorsunuz ki Müslümanların haç vaziyetinin yapılması gelecek. Yani Müslümanlar Mekke'ye gitmek isteyecekler. Haç yapmak isteyecekler. İşte bu da Hudeybiye Anlaşması'nın yapılmasına sebep olacak arkadaşlar. Bakalım neymiş? Müslümanlar haç vazifesini yapmak için Kabe'yi ziyaret etmek istemesi üzerine müşriklerin karşı çıkması sonucu anlaşma imzalandı. Peygamber Efendimiz olumsuz olmasına rağmen bu anlaşma ilk zamanlar bunu kabul ediyor. Niye hocam? Şundan dolayı. Çünkü Peygamber Efendimiz beklediğimiz zaman her şeyin bizim lehimize, yani Müslümanların lehine döneceğini söylüyor. Sabretmeleri gerektiğini söylüyor. Hudeybiye Anlaşması ilk esnada baktığınız zaman maddelerine bizim için kötü gibi görünüyor. Yani bizim için dezavantajlı gibi görünüyor. Ama bizim için arkadaşlar ileride önemli bir anlaşma olacak. Daha böyle bizim avantajımıza bir anlaşma olacak. Bakalım şimdi. Şimdi ben böyle önce söyleyeyim. Mekke yakınlarında Hudeybiye'ye geldiklerinde burada bekleyerek Mekke'ye durumu anlatması için Hazreti Osman elçi olarak bunlara gönderilmişti. Ancak Mekkeliler Hazreti Osman'ı esir almışlardı. Bunun üzerine savaş hazırlıkları yapacak Peygamber Efendimiz ve bu da Mekkeli müşrikleri endişeye sevk edecek. Peki hocam, Mekkeliler Hazreti Osman'ı serbest bırakıp barış istediler mi? Evet, işte Hudeybiye Anlaşması böyle bir anlaşma olarak tarihe geçecek. Hazreti Osman'ı niye Peygamber Efendimiz gönderdi? Çünkü Hazreti Osman parasal yönden zengin, itimatlı bir adam. O yüzden de nereye gönderdi onları? Mekkelilerin yanına gönderdi. Peki hocam, Hudeybiye Barış Anlaşması'na göre ne yapılacak? Bakın arkadaşlar, şöyle söyleyeyim. Onu başka bir sayfada, pardon, başka bir sayfada şöyle yazalım. Hudeybiye Anlaşması diyelim şuraya. Yani bunun maddelerini görün arkadaşlar. Birincisi, bu yıl hac yapılacak, yani yapılmayacak, ertesi yıl yapılacak arkadaşlar. Şunu seçelim şöyle. Bu yıl hac yapılmayacak. Ertesi yıl yapılacak. Ertesi yıl yapılacak. Peki hocam, ikinci maddemiz ne? Taraflar arasında 10 yıl savaş olmayacak. Yani 10 yıl arkadaşlar savaş olmayacak. Üçüncü maddemiz ne arkadaşlar? İslamiyet'i kabul eden gençler Medine'ye gelir ve Hz. Muhammed'e sığınırsa hem Mekke'ye iade edilmeyecek, ancak Mekke'ye sığınan Müslüman olursa geri iade edilmeyecek diyor. Şimdi arkadaşlar, Peygamber Efendimize sığınan olursa Mekke'ye iade edilecek. Yani Mekke'den bize geldiler, Medine'ye geldiler. Geri gitmek istiyor. Yani ya da istemiyor. Zor da olsa bunu Peygamber Efendimiz Mekke'ye iade etmek zorunda arkadaşlar. Mekke'ye iade edilecek. Peki hocam, ancak Mekke'ye sığınan Müslüman olursa geri iade edilmeyecekti. Bakın, bu bizim için dezavantajlı bir durum. Mekke'ye sığınan olursa
iade edilmeyecek. Peki hocam, Mekke'ye sığınan olursa iade edilmeyecek dedik ya. O zaman burada ne gibi durumlar söz konusu? Yani şöyle söyleyeceğim arkadaşlar. Bu da bizim için sıkıntı. Yani Mekke'ye sığınan Müslüman olursa geri iade edilmeyecekti. O zaman yani dezavantajlı. Şimdi biz biliyoruz ki ne? Bu Hudeybiye Anlaşması Arap kabileleri Hz. Muhammed'in veya Mekkelilerin himayesine istedikleri gibi girebileceklerdi. Ancak bu kabilelere kesinlikle silah yardımı yapılmayacaktı. Yani isteyen kişileri himaye edebilecekti arkadaşlar. Bu da son madde olarak geçiyordu. Yani ister Hz. Muhammed'in veya da Mekkelilerin himayesine istedikleri gibi girebilir. Yani Arap istedikleri tarafın himayesine girebilecek. Hocam ve silah yardımı yapılacaktı. Burada çok önemli bir şey bu arkadaşlar. Silah yardımı yapılmayacak. Hudeybiye Anlaşması'na baktığımız yıl arkadaşlar, yani şöyle söyleyeyim. Bu anlaşmada herkes yani bu yıl hac yapılmayacağını kabul ediyor. Bu bizim için dezavantajlı madde. Sırada sorulursa. Ertesi yıl yapılacak. Tamam. Yani Müslümanlar sabretmek zorunda. 2. 10 yıl savaş olmayacak. Bu barışın istediğimizi, yani barış anlaşmasını yapmak istediğimizin göstergesidir. Yani iki taraf da birbirine savaş yapmayacak. Kim bu anlaşmayı bozarsa savaş başlar. Peygamber Efendimiz'e birileri sığınırsa, bu Mekkeli müşrik olsun veya başka bir kabile olsun, bu tekrardan ne yapılacak hocam? Mekke'ye geri iade edilmek zorunda bakın. Ama Mekke'ye bir Müslüman sığınırsa veya başka bir kabile kişisi sığınırsa, Mekkeli müşrikler o kişiyi iade etmeyecek. Bakın bu arkadaşlar, anlaşmada eşitlik ilkesine uyulmuyor. Arap kabileleri istedikleri tarafın himayesine girebilecek. Tamam, olabilir diyorlar. Bu Müslümanların güç kazanmasını ne yapacak? Artıracak. Peki silah yardımı yapılmayacak diyor. İşte bazı Arap kabileleri bazılarına karşı silah yardımında bulunabilir. Kimse bunu yapmasın diyor arkadaşlar. Bu da bu şekilde. Evet, burayı da anlattıktan sonra arkadaşlar diğer bir konumuza girelim. Tebük Seferi. Arkadaşlar bu Hudeybiye Anlaşması'ndan sonra biliyorsunuz ki yani öncesinde Müslümanların bu almış olduğu bazı haklar var. Bu haklardan sonra da arkadaşlar Hudeybiye Anlaşması'nın şöyle bir özellikleri var. Bu İslam Devleti'nin ilk siyasi zaferi oldu biliyorsunuz. Yine İslam Devleti'ni Mekkeliler resmen tanımış oldu. Bu da önemli. Yine İslam'ı yayılması için iyi bir ortam oluşmuştu bununla ilgili. Daha sonra Mekke Medine ticareti canlanacaktır arkadaşlar. Bu sebepten dolayı. Amr İbnül As ve Halid bin Velid İslam'ı burada kabul edecekler. Yani Hudeybiye Anlaşması'ndan sonra kabul edecekler. Yine Müslümanların lehine dönecek bu üçüncü maddeleri vardı ya arkadaşlar. O da bizim aleyhimize olan maddede Müslümanların lehine dönecekti. Şimdi bu Hudeybiye Anlaşması'ndan sonra biliyorsunuz ki Tebük seferimiz var. Hayber Kalesi'nin fethi falan var arkadaşlar. Yanlış yeri açmışız. Burasıydı. Şimdi burada Hudeybiye Anlaşması'nın bu önemli özelliklerini gördükten sonra Hayber'in fethi var. Biliyorsunuz bütün Müslümanlar Yahudileri kovmuşlardı. Yani Medine'den. Bunlar da Hayber'e gelip sığınmışlardı. Hayber'in şöyle bir özelliği var. Büyük bir kale. Burası aynı zamanda arkadaşlar, yani böyle dağın tepesinde olan bir kale. Ve burası Şam ticaret yolu üzerinde. Medine Şam ticaret yolu üzerinde bulunan bir yer. Bu yüzden de Müslümanlar buraya hakim olmak istiyorlar. Çünkü Müslümanlar da ticaretten para kazanıyorlar. Yahudiler bunu baltalamaya çalışıyor. Bu yüzden de
Hazreti Ali'nin yapmış olduğu bir fetih hareketiyle arkadaşlar burası da ele geçirildi. Kim tarafından hocam? Hazreti Ali tarafından burası ele geçiriliyor. Şimdi burada Hazreti Ali Allah'ın arslan unvanını aldığını bilelim. Hazreti Ali'nin burada üstün gayretleri var arkadaşlar. Yani 10 gün boyunca bu kaleyi kuşatmıştı ve ancak alabildik. Hayber Kalesi'nin alınmasında Hudeybiye Anlaşması'nın getirdiği Mekkelilerle barış politikası da etkili oldu. Çünkü biz Hayber'i alacağımız zamanlarda Mekkeliler bize herhangi bir şekilde karışamazlar. Arkadaşlar. Peki o zaman burada da Hayber'in alınmasında hangi anlaşma arkadaşlar bizim için önemli olmuş? Hudeybiye Anlaşması. Yani Hudeybiye Anlaşması olduğu için biz Hayber'in fethini gerçekleştirebildik. Peygamber Efendimiz zamanında oluyor. Bakın bunlar dikkat edelim. Peki Hayber'in fethinden sonra hocam ne olacak? Mute Savaşımız var. Şimdi Mute Savaşımızın önemli özelliği ne? Bakalım. Arkadaşlar Bizans İmparatorluğu'na bağlı Gassani Araplarının bir Müslüman kişi kolunu pusuya düşürüp şehit etmeleri üzerine Peygamber Efendimizin evlatlığı olan Zeyd'in komutasında 3000 kişilik bir orduyla Bizans üzerine yürüdük. Şimdi Gassani Araplarının bir Müslüman keşif kolunu niye öldürüyorlar? Çünkü onlar Müslümanlarla Mekkelilerle işbirliği yapıyorlardı. Gassaniler. Hani güneydeydi. Arabistan'ın güneyindeydi. Hatırlayın. İşte bundan dolayı hocam ne olacak? Mute Savaşı olacak. Peki Bizans ordusunun baskın yani çıkmasıyla bozguna uğrayan Müslümanlar Halid bin Velid kumandasıyla daha iyi bir üstünlük ele geçirip ve burada arkadaşlar hemen Halid bin Velid bir taarruz hareketi başlatıyor. Tabi o da başarılı olamıyor ama geri çekiliyor. En azından Müslümanların büyük bir kısmının ölmesini engelliyor arkadaşlar. Peki Bizans'ta yapılan bu savaşta Hz. Muhammed katılmadığı için bu savaşı da bir seriye savaşı diyoruz. Yine Peygamber Efendimizin katılmadığı bir savaş olarak tarihe geçiyor. Peki yazalım buraya. Peygamber Efendimiz bu savaşa katılmadı. Peygamber Efendimizin katılmadığı savaşa biz ne diyoruz hocam? Seriye savaşları. Savaş. Tamam. Peki hocam, Peygamber Efendimizin katılabildiği savaşlara biz ne diyoruz? Gazve. Katılmadığına biz ne diyorduk? Seriye. Hani bunu Peygamber Efendimiz hayatında söylemiştik ama yeniden söyleyeyim. Peygamber Efendimizin katıldığı savaşlara biz ne diyoruz? Gazveler. Gazi. Katılmadığı savaşlara seriye arkadaşlar. Tamam mı? Bunu da yeniden söylemiş olalım. Şimdi gelelim büyük olaya yani arkadaşlar Mekke'nin fethine. Şimdi Huneyn ve Taif seferlerini daha sonra işleyeceğiz ama şu Mute Savaşı'ndan sonra arkadaşlar şuradaki okumuzu yanlış yapmışız. Şunu silelim. Çünkü arkadaşlar Mute Savaşı'ndan sonra Mekke'nin fethi ve daha sonra arkadaşlar Huneyn ve Taif seferleri gelecek. Çünkü Mekke'nin fethinden sonra putperest Huneyn ve Taif ele geçiriliyor ancak. Onda şöylemesine bir işaret koyalım arkadaşlar. Onu yanlış yapmışız. Bu Mekke'nin fethinden sonra arkadaşlar şurası. Şöyle olacak. Yani sıralamayı ok işaretlerine göre takip ederseniz sevinirim. Peki hocam. Mekke'li müşrikler Hudeybiye Anlaşması'ndaki himaye edilen kabilelere silah yardımı yapılmayacak maddesine aykırı davranmışlar ve egemenlikleri altındaki kabilelere silah yardımı yapmışlardı. Yani Mekkeliler anlaşmayı yani şu yukarıdaki Hudeybiye anlaşmasını bozuyorlar arkadaşlar. Bu önemli. Yine bu olay üzerine Peygamber Efendimiz 10 bin kişilik bir orduyla Mekke üzerine 630'da sefere çıkacak. Hz. Muhammed bir strateji savaşıyla hiçbir direnişle karşılaşmadan Mekke'yi fethedecek. Peygamber Efendimiz savaşmadan önce çöllerin bazı yerlerinde ateş yakılmasını istiyor akşam ve Mekkelilerden gözcüler ve keşif kolları bunu görüyor. Mekkeli müşrikler diyor ki ne Müslüman ordusu çok büyük, çok fazla diyorlar. Yani Peygamber Efendimiz burada önemli bir hamle yapıyor. Strateji savaşı diyoruz biz buna arkadaşlar.
Burada çok fazla yerde ateş yaktırdığı için sayıca çok görünüyoruz Mekkelilere karşı ve Mekkeliler de bundan korkuyorlar. O yüzden de direniş göstermiyorlar. Hazreti Muhammed Peygamberimiz Mekkelilerin hiç ummadığı bir anda genel af ilan ederek birçok Mekkeli İslamiyet'i kabul etmişti. Bakın arkadaşlar, Mekke'yi aldığımız gün Peygamber Efendimiz diyor ki ne? Hata yapanlar, Müslümanlara karışanlar, daha önce bize zulmedenler, herkese affediyorum diyor. Yani bu, düşünseniz arkadaşlar, müthiş bir şey. Oradaki insanların gönlünü kazanıyoruz. Şimdi o zaman Mekke'nin fethi de arkadaşlar bu şekilde olduysa, şöyle silelim. Pardon, yani işaretleyelim. Mekke'den sonra Müslümanlığın önünde artık hiçbir engel kalmıyor. Sadece ne kaldı hocam? Bakın, putperestlik olan bazı bölgeler var. Daha önce Müslümanlara da zarar vermişlerdi bunlar. Huneyn ve Taif gibi bölgeler. Biraz sonra onlar da ele geçirecek. Peki hocam, fethin önemi ne? Yani Mekke fethinin önemi ne? Müslümanların Arabistan'daki en büyük engeli ortadan kalktı mı? Evet, bakın sınavlarda deyince bunu söyleyeceğiz. Böylece İslamiyet Arap Yarımadası'nda tek güç haline geldi mi? Evet, artık İslamiyet tek güç. Peki hocam, İslamiyet'in yayılması daha da hızlandı mı? Yayılışı, evet, hızlanacak. Tamam. Şimdi hocam, önce Huneyn, daha sonra Taif geliyor. Yani önce Huneyn'e sefer yapacağız, daha sonra Taif'e sefer yapacağız. Bakalım bunlar da ne? Şimdi Huneyn yenilgisinde, yani aslında şöyle başlayayım konuya. Mekke'nin fethi sırasında bazı Mekkeli müşrikler Huneyn'e gidip Mekke'yi geri almak için ordu toplamışlardı. Huneyn'de, yani şurada. Bunu da Peygamber Efendimiz duyacak. Ve Huneyn üzerine yürüyecek ve Huneyn'i alacak. Huneyn'in seferi bu. Peki Taif'inki ne hocam? Taif'inki de şu. Biz Huneyn yenilgisine kaçan müşrikler bu defa Taif'e sığınmışlar. Ve Taif kuşatıldığı sırada arkadaşlar fethi mümkün olmadı ilk esnada. Daha sonra ne oldu hocam? Taif halkı bir yıl sonra kendi arzusuyla İslam'ı tercih ettiğini söyleyecek Peygamber Efendimiz'e. Ve Peygamber Efendimiz de onları affedecek. Ve bu şekilde de Hicaz bölgesi tamamen Müslümanların denetimine girecek. Bakın arkadaşlar. Demek ki Hicaz bölgesi arkadaşlar, Hicaz bölgesinin tamamının alınması Mekke'de olmuyor. Yani Mekke'de olmuyor. Nerede oluyor hocam? Şunu karalayalım. Hicaz'ın alınması Huneyn ve Taif ile tamamlanıyor. Artık Arabistan Yarımadası arkadaşlar tamamıyla, yani Hicaz bölgesi tamamıyla Müslümanların eline geçiyor. Şimdi bir de 631 yılında arkadaşlar Tebük Seferi var. Ona birazdan geleceğiz. Tebük'te Bizans İmparatoru ile olacak bir savaş olacak. O da Veda Hutbesini de beraberine getirecek. Göreceğiz şimdi. Peygamber Efendimiz artık yorgun düşüyor arkadaşlar, biliyorsunuz. 631 yılına geldiğimiz zaman hemen sayfamıza geçelim. Bunu da geçelim. Şurası. Şimdi Bizans'ın Arabistan üzerine sefer düzenleyeceği söylentileri üzerine Müslümanların harekete geçmesi arkadaşlar, Tebük Seferi. Şimdi burada Bizans İmparatoru Heraklius diye bir imparatorlar var. Biliyorsunuz o zaman Doğu Roma İmparatorluğunda. Heraklius arkadaşlar. Yani bakın, orduya bakın şimdi. 100 bin kişilik ordu arkadaşlar. 100 bin kişilik ordu. Çok büyük bir ordu. Ve Peygamber Efendimizin ordusu ise arkadaşlar, yani Hz. Muhammed Peygamberimizin ordusu ise toplam yaklaşık olarak 30 bin kadar arkadaşlar. Yani çok az değil mi? Peki bu Suriye'ye doğru biz hareket ettik mi? Ettik. Tebük'e geldiğimiz sıralarda seferin İslam devleti üzerine değil de İran üzerine yapıldığı anlaşıldı. Yani Heraklius arkadaşlar İran'a, o zamanki adıyla arkadaşlar biliyorsunuz, yani Persler diyoruz da o zaman kağıtlarını, Sasaniler. Sasaniler. Hatta Hazreti Peygamber Efendimiz burada Rum suresinden bahseder. Rum suresi arkadaşlar. İşte bu Rum suresinden biz bunun, bu seferin İran'a yapıldığını görüyoruz. Peki Hazreti Muhammed dönüşte bazı Arap kabilelerini egemenliği altına aldı mı hocam? Evet, bu da bizim bir şekilde işimize yaradı. O zaman Tebük seferi asılsız mı arkadaşlar? Asılsız bir, yani sefer miydi? Evet. Peki Gassaniler İslamiyet'i kabul ettiler mi hocam burada? Evet. İşte burada bizi daha önce pusuya düşüren Gassaniler şimdi burada Müslümanlığı kabul ettiler.
Arabistan dışında yapılan ilk Hz. Muhammed'in de son seferidir. Evet, Tebük seferi. O zaman bunu bilelim. Arabistan yarımadası dışına yapılan ilk sefer deyince ne gelecek aklımıza? Tebük seferi. Peki Hz. Muhammed'in de son seferi mi hocam? Evet. Katılmadığı sefer hangisiydi? Mute seferiydi. Katıldığı sefer Tebük seferi. Peygamber Efendimiz burada çok yorgun düşüyor arkadaşlar. Zaten daha sonra ne olacak? Veda haccı ve Peygamber Efendimizin vefatı arkadaşlar. Şimdi bu Huneyn, Taif, Tebük seferleri de artık sonlandı. Ve bunun önemlerinden şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu seferde günümüzde salgın var ya, Tebük seferinde. Şimdi orada da bir veba salgını var arkadaşlar. Onu da yazalım. Veba salgını. Kara ölüm. Şimdi günümüzde de tabi bunlar yani laboratuvarda mı yapılıyor artık bilmiyoruz ama günümüzde de işte biliyorsunuz koronavirüs var. İnsanları tamamen kilitledi. Şimdi ilk defa İslam dünyasında karantina uygulaması bu dönemde yapıldı. Yani Tebük seferinde. Bunu da genel kültür olarak bilin arkadaşlar. Karantina uygulaması. Şimdi arkadaşlar demek ki zaman zaman böyle salgınlar yani biyolojik salgınlar kötü durumlar ortaya çıkabiliyor. Ve Tebük seferi de arkadaşlar karantina uygulamasını ilk defa Peygamber Efendimiz yapmış. Burada halkını dağlara gitmesini yani şehirlerde çok fazla bulunmamalar gerektiğini herkesin kendi ihtiyacına göre işte iyaşilerini alıp belirli bir süre evde kalmalarını veya evlerde olmayanlar ise şehirden uzak yerlere gitmesini istemiştir. Şimdi Peygamber Efendimiz yorgun düştü demiştik. Burada veda hutbesini görüyoruz. Hz. Muhammed vefat etmeden önce hac ibadetini gerçekleştirmiş ve veda hutbesini okumuştur. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki veda hutbesi evrensel bir hutbedir. Ve Peygamber Efendimiz için ve dünya için de arkadaşlar önemli derecede sayılan bir hutbe. Şimdi yaklaşık 125 bin kişiyle son haccını gerçekleştirmiş Peygamber Efendimiz. Yani bu rakamlar çok afaki gelebilir ama arkadaşlar bazı kanıtlara göre 130 bin, 140 bin kişiyle beraber hac yaptığı söyleniyor Peygamber Efendimizin. 632 yılında Medine'de vefat ettiğini biliyoruz. Cenazesi kendi evinde defnediliyor ve burası günümüzde Mescid-i Nebevi'nin içerisinde şöyle söyleyelim. Ravza-i Mutahhara olarak adlandırılıyor. Veda hutbesi insanlığın ilk halk bildirisi olarak geçiyor. Hani biliyorsunuz 1948'de insan hakları evrensel bildirisi vardı. Birleşmiş Milletler'in. Bakın arkadaşlar ondan daha önce yani bakın 1948 neresi? Pardon şunu silelim. 1948'de İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi Birleşmiş Milletler'e ait biliyorsunuz. Ama ondan daha önce arkadaşlar bakın 632 yılından bahsediyoruz. 632 halk bildirisi. Peki peygamberlik vazifesi sona erdiği, Kur'an-ı Kerim'in tamamlandığı, kadınlara iyi davranılması gerektiğini, bütün Müslümanlara eşit haklarla sahip olduğunu ve kan davalarının, zinanın, faizin yasaklandığını Peygamber Efendimiz burada söylüyor. Arkadaşlar Peygamber Efendimiz şunu söylüyor her zaman için. Bakın en çok üzerine durduğu şey şu. Cahiliye döneminde yapılan bütün her şeyin terk edilmesi gerektiğini. Yani bakın kadınlara iyi davranın diyor. Peygamberlik vazifenin sonuna geldim diyor. Artık bu sona erdi diyor. Kur'an-ı Kerim tamamlandı diyor. Bütün Müslümanların eşit haklara sahip olduğunu söylüyor. Beyazın siyah, siyahın beyaza üstün olmadığını söylüyor. Herkes eşittir diyor bakın arkadaşlar. Bu yönden haklar bakımından, fiziki bakımdan bunu söylemiyor. Ve kan davalar biliyorsunuz cahiliye döneminin en kötü olaylarından bir tanesi. Yine zina ve en kötülerinden bir tanesi faiz arkadaşlar. Bunların hepsi veda hutbesinde yasaklanmıştır. Peygamber Efendimiz arkadaşlar Haziran ayının 632'sinde vefat ediyor Medine'de. Ve Mescid-i Nebevi türbesinde de meftun şu anki yerim. Şimdi hocam bundan sonraki konumuz 4 halife dönemi konusu. O konular üzerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.